Gençler selamlar. İşçi problemlerine kaldık. Hazırsanız, abone olduysanız, videoyu da beğendiyseniz dersimize başlayabiliriz demektir. Evet, ilk sorumuzda, ilk örneğimizde işçi problemlerini bize demiş ki Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme hızının 1/3'ü katıdır. Bak, burada çok güzel ama çok güzel bir çeldirici var. Neyse, biz sorumuzu okumaya devam edelim. İkisi birlikte bir tencere makarnayı 20 dakikada yiyebilmektedirler. Eyvallah. Ayça 6 dakikada, Büşra 3 dakika. Ayça 6 dakika, Büşra 3 dakika boyunca aynı tencereden makarna yerse makarna dolu tencerenin kaça bitmiş olur diye soruluyor. Şimdi öncelikle bizim burada irdelememiz ve düşünmemiz gereken yer şurası. Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı, Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme hızının 1/3 katıdır demiş. Şimdi burada Ayça ve Büşra var. Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı Büşra'nınkinin 1/3'ü kadarmış. Yani ben buna V dersem buna 3V diyeceğim. Şimdi makarna yeme hızı, yani bir tabak makarnayı yeme hızı, hız diyorum bakın. Yarım tabak makarnayı yeme hızı, gene hız diyorum. Sonuçta hızdan bahsediyorum. V'ye 3V demek zorundayım. Bu şöyle denmiş olsaydı bu cümle: Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme süresi Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme süresinin 1/3 katıdır falan demiş olsaydı, ha işte o zaman işler değişirdi. İşin içine süre girdiği zaman ben şuradaki yarım tabak makarnayı bir tabak makarnaya göre ayarlayıp da yorum yapmam gerekiyor ama hız demiş. Dolayısıyla hız V ve 3V diyeceğiz. Sonuçta 50 kilometreye giderkenki hızım 100 kilometre ise, 100 kilometreye giderkenki hızım da 100 kilometre ise sonuçta benim hızım nedir? 100 kilometre bölü saattir. Doğru mu? Pekala, şimdi Ayça'nın hızı V, Büşra'nın hızı 3V. İkisi birlikte demiş. İkisi birlikte 4V hızla yemiş olurlar makarnayı. Ve bir tencere makarnayı 20 dakikada yiyebilmektedirler. Yani 4V ile ben 20'yi çarpacağım, 20 dakikayı çarpacağım. 80V yapacak bir tencere makarna. Bir tencere makarna için ne gerekiyormuş? 80V sevgili arkadaşlarım, bize güç gerekiyormuş. Bize enerji gerekiyormuş. 80V enerji harcandığı takdirde, güç harcandığı takdirde bir makarna, bir tencere makarna bitmiş oluyormuş. Bu matematiksel dildeki karşılığı. Tamam mı? Şimdi Ayça 6 dakika. Ayça V hızıyla 6 dakika boyunca yiyor. Yani 6V. Büşra da 3V hızla 3 dakika yiyor. Yani 3V çarpı 3 dakika. 3 çarpı 3V. Yani bu toplam 9V'lik bir enerji harcayarak o kadarlık makarna yiyor. Bu da 9V'lik bir enerji harcayarak o kadarlık makarna yiyor. Ve toplamda yedikleri makarna miktarı 18V'dir. Bizim tencere 80V idi. Ben bundan 18V'yi çıkarırsam ne kadarı kalmıştır tenceremizin içerisinde? 62V kalmıştır. Bana diyor ki makarna dolu tencerenin kaçı bitmiş olur? Ha, bitmişi soruyor. O zaman iş daha kolay. Çünkü 18V'sinin bittiğini biliyoruz. 18V'si bitmiş. Kaç makarnanın? 80V makarnanın 18'i bitmiş. V'ler zaten gider. 18 ile 80'i de sadeleştireceğiz şimdi. 2'ye bölerseniz 9, 2'ye bölerseniz 40. 40'ta 9'u bitmiştir sevgili arkadaşlarım bir tencere makarnanı diyeceğiz. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan 3 tane arkadaşın paketleme süreleriyle ilgili olarak Akif tüm paketleri 20 saatte sevgili arkadaşlarım. Burak da 20 saatte. Yani Akif ile Burak'ın o zaman çalışma hızları birbirine eşittir değil mi? Çınar da tüm paketleri tek başına 30 saatte yapıyor. Şimdi Çınar daha yavaş. Niye? Aynı miktarda paketi 30 saatte yapıyor. Ötekiler 20'şer saatte yapıyor. Doğal olarak Çınar yavaş. Peki 20 saat ve 30 saat arasında 2'ye 3 bir oran var ya. O zaman ben Akif'in hızına 3V derim. Burak'ın hızı da 3V olur. Çınar'ın hızı 2V'ymiş. Daha yavaş dedik ya. Böylelikle bakın 3V ile 20'yi çarpın 60V. 3V çarpı 20 60V. 2V çarpı 30 o da 60V. Yani bu ne demek? Tüm paketler demek. Tüm paketler demek. Tüm paketleri sevgili arkadaşlarım paketleyebilmek için ne gerekiyormuş? 60V enerji veya güç gerekiyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Bundan sonrası aşırı derecede basit. Üçü birlikte paketleme işine başlıyorlarmış. Üçü birlikte 3V, 3V daha 6V, V daha 8V yapar. 8V ile 3 saat çalışmışlar. Yani böylelikle 24V'lik bir performans sergilemişler. Bizim paketlerin tamamının bitmesi için 60V'lik bir performans gerekiyordu. O zaman 60V'den 24V'yi ben çıkarırım. 36V'lik bir iş kalmıştır derim. Sonra Çınar işi bırakmış. Kalan tüm paketleme işini Akif'le Burak beraber yapmış. Şimdi burada ne kadar çalışmışlardı? 3 saat. Kalan iş 36V ve sadece Burak'la Akif kaldı. İkisinin toplam enerjisi 6V'ydi. Ben 6V ile kaç saati çarparsam geriye kalan 36V'lik işi halledebilirim diye soruyorum. Kaç saattir arkadaşlarım? 6 saattir. Çok güzel. Şimdi 3 saat 3'ü beraber çalıştılar. 6 saatte Burak'la Akif beraber çalıştı ve işin tamamı 3 artı 6'dan 9 saatte böylelikle bitmiş oldu deriz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 9'du. Bu tarz soruları bu şekilde çözün. Ben size anlatıyorum diye yavaş oluyor. Topu topu yazdığımız yer şurası arkadaşlarım. Ben size anlatıyorum diye bu şekilde yavaş oluyor. Mesela şu işlemi falan kafandan yapabilirsin. Bunu da yazmana gerek yok, tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde yaparsanız bütün işleri, bütün problemleri de çözebilirsiniz. Hareket problemlerinde de aynı şeyleri yapacağız zaten. Tamam. Şimdi devam edelim bakalım 3. örneğimize. Aynı kalitede toner kullanan iki yazıcıdan, soru tarzları sevdiğim soru tarzları. Aynı kalitede toner kullanan iki tane yazıcımız var. A yazıcısı bir adet tonerle 2 saat boyunca çıktı verebiliyor. B yazıcısı da bir adet tonerle 3 saat boyunca ara vermeksizin aynı hızda çıktı veriyor. Birisi 2 saat çalışıyor, öteki 3 saat çalışıyor. Aynı hızda çalışıyorlar. Demek ki bir tanesinin verimliliği daha fazla. Yani B yazıcısının 3 saat boyunca çıktı verebildiğine göre. Bu tonerlerden 15 tanesi A ve B yazıcılarında kullanılmak üzere hazırlanılıyor. Yazıcılar aynı anda kullanılmak koşuluyla tonerler en çok kaç saatte tükenir? Ki altta da bir not var. Daha uzun süre çıktı almak için bir toner bitmeden bir yazıcıdan çıkarılıp başka bir yazıcıya takılabilir. Böyle de enstantanelerimiz var. Tamam mı? Alavere dalavereler var. Şimdi ne yapılabilir? Bu tarz soru tipleri şöyle de soruluyordu mesela. Bir araç var. 4 tane lastik üzerinde hareket edebiliyor. Bir tane de yedek lastiği var. 5 tane yedek lastikle yola çıkan bu araç 0 lastikler ön tekerlerdeyse bunların ömrü 42.000 kilometre mesela örnek veriyorum. Arka tekerlerdeyse bunların ömrü de 84.000 kilometre sallıyorum. Tamam mı? Bu şekilde bu 5 tane lastikle maksimum bu araç kaç kilometre yol yapabilir diye sorulan sorular da var. Aynı tarzda, aynı mantaliteyle hazırlanmış sorular, tamam mı? Burada da yazıcı ve toner hikayesi uydurduk. Şimdi iyi dinliyorsunuz. A yazıcısı bir adet tonerle 2 saat, diğeri de 3 saat sevgili arkadaşlarım çıktı verebiliyorsa o zaman bunun çalışma enerjisi 2V'lik bir güç harcayarak bunu yapıyor. Demek ki bu 3V'lik bir güç harcıyor veya 2V mürekkep harcıyor her sayfaya. Diğeri 3V mürekkep harcıyor diyeceğim. Neden? Çünkü 2 kere 3V 6V mürekkep harcıyor. 3 kere 2V 6V mürekkep harcıyor. İkisi de aynı toneri kullandığı için. Pekala, şimdi bunu hallettik. Demek ki bizim bir toner 2 kere 3V'den 6V'lik bir mürekkep kapasitesine sahip diyebiliriz artık. Bizim toplam 15 tane tonerimiz var. 15 toner 15 ile çarparsak sevgili arkadaşlarım bunu 6 çarpı 15'ten 90V'lik bir toner hacmimiz var. Tamam. Şimdi arkadaşlar peki bu güzel. İkisi yazıcılar aynı anda kullanılsın diyor. Aynı anda kullanıyorlarsa birisi birim saatte 3V öteki 2V kadar harcadığı için toplamda birim saatte harcadıkları 5V'dir arkadaşlar. Yani 1 saatte 5V kadar mürekkep harcarlar. Çarpı diyorum T süre kadar harcasınlar. Eşittir diyorum. 90V'lik toplamda mürekkep harcayacaklar. Toner harcayacaklar. O zaman buradan T'yi bulmak çok basit. T kaçtır? 18 saattir arkadaşlar. Tamam. Bu tarz bütün problemleri bu şekilde çözeceksiniz. Şimdi internetten bulabilirsiniz veya farklı soru bankalarında falan bulabilirsiniz. Gerçi her soru bankası da olan soru tiplerinden değil ama internette falan bulabilirsiniz bu tarz soruları. Bu tarz sorulara biraz kafa yorun arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakika kafa çalıştırın. Hadi bakalım. 4. örnek. aynı kapasitede çalışan 3 işçi bir işin tamamını 24 günde bitirebilmektedir. Şimdi 3 tane işçimiz var. Her birinin hızı V olsun. Böylelikle 3 işçi 3V hızla çalışır. Ve totalde 24 gün harcayınca iş bitiyor. Yani bizim işimiz 3 kere 24'ten 72V'lik bir işimiz var. Bu 3 işçi işe başladıkları günden 6 gün sonra, şimdi işe başlıyorlar, 3 çarpı V ile işe başladılar ve 6 gün boyunca aynı enerjiyi sarf ettiler. İşin 18V'lik kısmını hallettiler. 72V'den 18V'yi çıkardınız. Ne kaldı arkadaşlarım? 54V'lik bir iş kaldı geriye. Ve diyor ki 6 gün sonra işçilere kendileriyle aynı kapasitede 6 tane daha işçi katılmış. 3 işçi vardı, 6 tane daha katılınca artık 9 işçimiz olur. Aynı kapasiteye sahipse 9V ile çalışırlar. Yani her gün 9V'lik bir iş yaparlar. 4 gün birlikte çalışmışlar. Çarpı 4 eşittir 36V'sini daha yapmışlar işin. Şimdi ben gittim 54'ten 36V'yi de çıkardım. Ne geldi? 18V'lik bir iş kaldı artık geriye. Ve işçilerden 8 tanesi işten ayrılmış. Geriye kaldı bir işçi. O işçi V ile çalışır. Ve kalan işi tek işçi tek başına tamamlamış. V ile çalışıyordu. Kaç gün çalışırsa 18V'lik bir işi halledebilir. 18 gün çalışırsa. Şimdi o işçi tek başına 18 gün çalışarak işi bitirdi. Aynı zamanda başlangıçta bunlar 6 gün beraber çalışmışlardı. 18 gün 6 gün. Bir de şu 6 tane işçi gelmişti ya. 9 kişi çalışarak 4 gün çalışmışlardı. Bu işin tamamı kaç günde bitmiştir diye soruluyor. 6 burada çalıştılar. 4 de burada 10. 18 de burada 28 günde biter arkadaşlarım bu işin tamamı. Bakın 3 işçi stabil çalıştığında 24 günde bitebilen bir işimiz vardı. 3 işçi beraber başladılar. Sonra 6 işçi bunlara yardıma falan geldi. Ama sonra tek işçiye düşünce işler değişti. İşin tamamı 3 kişi aynı anda çalışsaydı 24 günde bitebilecekken bakın 28 günde bitti iş. Tamam. İşte matematiğin sanki böyle şey gibi geliyor. Nedir onun ismi? Daha kısa sürede bitecekmiş gibi geliyor. Çünkü 9 işçi falan aynı anda beraber çalıştılar ettiler o kadar ama olmayınca olmuyor. Matematik. Devam edelim arkadaşlarım. Örnek 5. Songül kitap evinden aldığı kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak 5 günde bitirmiş. Songül ilk gün kitabının kaçta kaçını okumuştur? Şimdi buraya gidip ilk gün x okudu, sonraki gün x bölü 2, sonraki gün x bölü 4 falan derseniz yarısı diyor diye hata etmiş olursunuz. Aslında hata etmiyorsunuz. Uzun yolu tercih etmiş olursunuz desek daha doğru olur. Burada ben hata ettim. Kusura bakmayın. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar bakın. Son günden başlayın. Son günden başlayın. Son gün x kadar okusun. Bundan önceki gün 2x kadar okumuştur. Bundan önceki gün 4x kadar. Bundan önce 8x ve bundan önce de 16x sayfa okumuştur. Ve 5 günde de bitmiş. Songül ilk gün kitabın kaçta kaçını okumuştur? Şimdi bak 1, 2, 4, 8, 16 ben sana bunların kolay yoldan toplamını öğretmiştim. Kaçtı? 16'dan sonraki 2'nin kuvveti 32 idi. O zaman 31x'lik bir kitap var elimizde. İlk gün ise 16x'ini okuduğu için kaçta kaçını okumuştur? 16x bölü 31x'ini. Yani 31'de 16'sını okumuştur arkadaşlarım ilk gün. Cevabımız bu olacaktı. 6. örneğimiz. Abdullah bir işin 1 bölü 6'sını 4 günde yapıyor. Şimdi bakın 1 bölü 6'sını 4 günde yapıyorsa 6 bölü 6'sını ki ne demek bu? 1. 1 ne demekti? İşin tamamı. 6 bölü 6'sını 6 katıysa bu bunun 6 katı 24 günde yapacaktır, tamam mı? Şimdi İlyas demek ki Abdullah özür diliyorum. Hemen düzeltelim. Abdullah arkadaşlarım. Abdullah kaç günde yapıyormuş arkadaşlar? 24 günde yapıyormuş. Pekala. İlyas da aynı işin 1 bölü 8'ini 2 günde bitiriyor. Şimdi 1 bölü 8'ini 2 günde bitiriyorsa 8 bölü 8'ini yani 8 katını 16 günde bitirir. O halde İlyas aynı işi 16 günde bitiriyormuş. Aralarında nasıl bir bağıntı var? 16 ile 24'ü. Bu 2K ise bu 3K'dır değil mi? Yani 2 katı 3 katı. 8'in 2 katı 8'in 3 katı. O zaman arkadaşlar bunların çalışma hızları arasında bu 2V ile çalışıyor, bu 3V ile çalışıyor deriz. Neden? Çünkü gençler çalışma hızlarıyla işi bitirme süreleri ters orantılıdır. Bir adam ne kadar hızlı çalışıyorsa o kadar erken bitirir. Ne kadar yavaş çalışıyorsa o kadar geç bitirir işini. Tamam mı? Şunları sildim. Pekala, Abdullah'ın ve İlyas'ın hızlarını bulduk. Buna göre bir de işin tamamını bulalım. İş diyelim. 2V ile 24'ü çarpın. 48V'lik bir işmiş. Aynı şekilde 3V ile 16'yı çarparak da 48V'ye ulaşabilirdiniz. İşimiz 48V'lik bir iş. Ve diyor ki 1/12'si bitmiş bir iş. Bu işe başlayacaklar. Bunun 1/12'si ne? 48V'nin 1/12'si 4V'dir. İşin 4V'si bitmiş. 4V'yi çıkardık arkadaşlar. Elimizde 44V'lik bir iş var. Ve bu 48V'lik bir işin Abdullah ve İlyas beraber çalışarak yarısını, 1/2'sini kaç günde bitirirler diye sormuş. Şimdi 48V'nin 1/2'si yarısı nedir? 24V'dir. Şimdi elimizde 44V'lik bir iş var. Yarısı 24V olacak. Şimdi zaten 4V'si bitmiş ya. Şu 44V'yi boş verin. 48V'nin yarısı olan 24V'yi bitirebilmek için 4V'si bitmiş bir işin üzerine 20V daha çalışmaları lazım. Artı 20V dersem işte işin yarısı bitmiş olacaktır. Doğru mu? İkisi beraber çalışsın diyor ya. 2V ve 3V toplam 5V hızla ne kadar süre çalışırlarsa işin 20V'si biter diye soracağız. T kaç olur arkadaşlarım? 4 olur. Demek ki 4 gün beraber çalışmaları gerekiyormuş Abdullah ve İlyas'ın. Abdullah ve İlyas'a da selamlar. Örnek 7. Çalışma hızını her gün bir önceki günün 2 katına çıkaran bir işçimiz var. Kendisine verilen bir işi de 10 günde yapabilmiş. Şimdi ilk gün V hızıyla çalışmış olsun. İkinci gün ne yapar arkadaşlarım? 2V hızıyla çalışır. Üçüncü gün 4V, 8V, 16V, 32V, 64V, 128V, 256V. Kaç yaptı burası ya? 5, 9 gün yaptı. Bir tane daha. 512V. 10 gün yaptı, bitirdi. Son gün ilk günün 512 katı kadar hızlı çalışmış. Helal olsun. İlk gün yatmış demek ki. 10 günde yapabilmekte. Buna göre bu işçi her gün ilk günkü çalışma hızıyla çalışmış olaydı eğer, bu işin tamamını kaç günde bitirebilirdi? Vallahi sonsuz günde bitirebilir gibi duruyor. Bakalım. Şimdi bunların hepsini toplarsanız işin tamamını bulursunuz arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamını nasıl bulursunuz? Bunlar hocam 2'nin katları. Evet. 2'nin katları ise 512'den sonra hangi 2'nin katı geliyor? 1024 geliyor. O zaman ben bunları toplarsam 1023V yapar. Demek ki bu iş 1023V'lik bir iş. Tamam, bakın size öğrettiğim pratik bilgi nelere kadir, ne işlere yarıyor. Evet, 1023V'lik bir işimiz var. Peki, eyvallah. İlk günkü çalışma hızı neydi? V'ydi. V ile ne kadar süre çalışırsa 1023V'lik bir işi halledebilir. T kaç olur arkadaşlarım? 1023. 1023 gün demek 3 seneden biraz az demek. 3 sene boyunca çalışılmıyor ama 10 günde bitiriyormuş hızını artıra değil mi? 8. örneğimiz. 8. örnek için şu kısmı sileceğim arkadaşlar şöyle. Ne demiş bize? Bir öğrenci var. Peki, kitap evinden aldığı içinde 14 adet matematik branş denemesi bulunan 14'lü denemeyi her gün bir tane çözerek bitirmeyi planlamış. Yani 14 günde ben bu denemenin suyunu çıkarırım demiş, tamam mı? Daha sonra kitaplığında daha önce çözmeye başlamadığı bir Türkçe branş denemesinin olduğunu fark etmiş. Sonra da demiş ki en iyisi demiş matematik denemelerini çözmeye başlayayım ben. Her 3 tane matematik denemesinden sonra matematik yerine 4. gün matematik yerine Türkçe denemesi çözeyim demiş. Sonra 3 matematik bir Türkçe, 3 matematik bir Türkçe şeklinde ben demiş bitireyim demiş bu matematik denemelerini. Yeterince Türkçe denemesi varmış. Bu öğrenci matematik denemesinin yarısını A, tamamını B günde bitirdiğine göre A kere B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak, güzel. Matematikte başladık. Matematik diye devam ettik. Matematik 3. gün, 4. gün Türkçe çözecek. Matematik. Diğer gün Türkçe çözecek. Yine aynı şekilde mat, Türkçe. Sonra yine aynı şekilde mat, Türkçe. Sonra yine aynı şekilde mat diye devam ediyor. Fakat kaç oldu bura? 3, 6, 9, 12, 13, 14. Yani sevgili arkadaşlarım 15. matematik denememiz yok. Çünkü deneme 14'lüydü. Tamam. Şimdi bize demiş ki matematik denemesinin yarısını A günde bitirmiş. Matematik denemesinin yarısı 7. denemeyi bitirdiği günden bahsediyoruz. 7. matematik denemesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. burada bitmiş arkadaşlar. Peki bu kaçıncı gün yapar? 4, 8, 9. gün yapar. Demek ki A 9'muş. Şimdi bu cepte A eşittir 9. Ve ne demiş? Tamamını da B günde bitirmiş. Şimdi burası 9'du ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. gün matematik denemesini bitirmiş. O zaman B kaçmış? 18'miş. B de 18 ise bizden istenen ne? A kere B, yani 9 kere 18 istenmiş. 90 artı 72'den 162 yapar arkadaşlar. Ve böylelikle A kere B'nin 162 olması gerektiğini söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam. 9. ve son sorumuz arkadaşlar. Bundan sonra hareket problemlerine geçeceğiz. Kenan ve Kemal. Kenan hocanıza, Kenan Kara'ya ve VIP Fizik Kemal hocanıza da buradan selamlar. Şimdi Kenan'ın 36 günde yaptığı bir işi Kemal 18 günde yapmış. Ben bunu içinde bulunduğumuz WhatsApp grubuna paylaşmıştım arkadaşlar. Kenan hoca dedi ki soru yanlış dedi. Ben de korktum, acaba soru yanlış lan, neresi yanlış ya dedim. Mesela dedi ki benim diyor yaptığım işi diyor Kemal diyor benden daha hızlı bitiremez falan dedi. Arkadaşlar soru güzel. Onları da anmış olduk sorunun içerisinde. Tekrardan selamlar. Kenan'ın 36 günde yaptığı bir iş varmış. Şimdi Kenan dediniz 36 gün. Daha sonrasında Kemal ise sevgili arkadaşlar kaç günde yapıyormuş? 18 günde bitiriyormuş. Şimdi hangisi daha hızlı? Kemal. Tamam mı? Ve ne kadar hızlı bak. Günler arasında 2 kat fark varsa demek ki bu V hızıyla çalışıyormuş. Bu 2V hızıyla çalışıyormuş diyeceğiz. Ki böylelikle işin tamamı da V kere 36'dan 36V veyahut sen şuradan da bulabilirsin. 2V kere 18 gün 36V yapar. İş 36V'lik bir iş arkadaşlar. Peki. İkisi birlikte diyorsa güçlerini birleştiriyorlar. 3V. 3V ile 96 günde yapılan bir işi Kenan V'ydi. V ile Kenan kaç günde bitirir? Çok basit. Bakın V'ler gitti. 3 kere 96 270 artı 18'den 288 yapar. Eşittir T'dir. Yani Kenan tek başına bu işi 288 günde bitirebilir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız bu olacaktı dedik. Ve artık bir sonraki bölümümüze, hareket problemlerine geçiş yapabiliriz. Tabii ki bir sonraki videoda. Arkadaşlarım, gençler, o videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.